Sosyal medyaya bir göz attık da sevgili Esra'cığımla beraber. Ya bu hayatta neler oluyor? Bakın yazan seyircilerimizden. Diyor ki bir seyircimiz, bir dakika onu bulmam lazım. Biz çok şoka girdik yani. Diyor ki Nur Hanım, arkadaşım erkek arkadaşıyla ilk buluşmasında hesabı ödemek üzere kasaya gittiklerinde erkek elini cebine atmayınca kız hesabı ödemiş. Sonra para üstü geliyor, hesabı kız ödüyor, para üstünü erkek alıyor. Oy, en kötüsü. Nasıl? Yani ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Para üstünde cebine indirmiş. Aynen. Nur Hanım, emek verdim, çok para harcadım. Kendimi dişi gibi hissetmemeye başladım. Parayı bulunca beni bıraktı ilk iş olarak demiş. Vay vay vay. Bir de şuradan da Kişiliksizmiş. uyaralım Nur. Eğer böyle 2-3 aylık birliktesin, sizi aman kredi çek, benim üstümde kredi borcu var, benim için işte para çek falan. Asla hiçbir erkeğe böyle 3-4 aylık ilişkinizde kredi mredi çekmeyin. Sakın. Bak bak, ben böyle, bak Menekşe Hanım yazmış, böyle bir şey görmedim. Çok dikkatli dinleyin. Bütün herkes için bak. Şimdi hatta benim Instagram'a girerseniz var orada, göreceksiniz. Ben bir hikaye duymuştum. Bir adam ayrıldı ama sevdiği kadının gittiği dükkanlara aylık harçlık bırakıyormuş. Kadının bir gün parası olmazsa borca yazılmasın diye. Ya işte bu Vay önemsemek, vay sevmek. vay. Ay daha Şimdi neler var, okuyacağım onları tek tek. hani para mı diyoruz da, para değil bak, bu önemsemek, sevmek, zor durumda kalmasını istememek. Şimdi sonuçta ne olursa olsun günümüz koşullarında tabii ki kadın olarak da kazanan çok kadın var, ama erkek bir şekilde maddi gücünü daha çok gösterebiliyor ve maddi gücü daha çok kazanıyor. Genelde erkeklerin daha çok kazandığı bilinen bir gerçek. Hele kadının üçlü çocuğu varsa, şeyse hani çok evle de bağlantılı işleri varsa bu birazcık daha zor. Kadın önemsediğini gösteren hediyeler alması, işte altın alması, Bir onun için bir de bir şeyler şey söyleyeceğim. yapması Doğru önemli bir söylüyorsun. şey. Erkeğe cömertlik yakışıyor. Evet ya. Bak yani burada seninle hemfikirim. Ha, bu arada ilk gittiğiniz gün para ödeyin demiyoruz. Ama hayat akışında hani iyi günde kötü günde meselesi vardır ya. Evet. Ama zaten biz kadınlar öyleyiz ya. Bir de şunu unutma. Cebinde akrep olan erkeğin kalbinde de akrep Tabii. vardır, cinselliğinde de akrep vardır. Cimri Her erkeklerin yerde cimridir. cinsellikte bile cimri olduklarını biliyor muydunuz? Cinsellik bile yapıp istemiyor şeyi harcamak yani. Biliyoruz. O yüzden cimri erkek her şeyde cimri. Gönlü bol seviyoruz. Duygusunu güzel ifade eden, aşk dolu bakan, saçımı okşayabilen, Tabii. beni sevebilen, gerektiği zaman kadın olduğumu hani yerinde ve zamanında hissettiren erkek başımızın tacıdır. Şimdi Aynen öyle. telefonumuz varmış, alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız? Çok şükür siz. Biz de iyiyiz. Benim bir sorum var. Benim eşim Dinliyoruz. aldattı beni. Kaç yıllık evlisiniz? 5 yıl olacak. Nasıl yakaladınız? Telefonda uygunsuz görüşmeler şeklinde yakaladım. Nasıl uygunsuz görüşme? Telefonunu mu dinlediniz? Yok, görüntülü konuşma. Yine Kocanızı sevgilisiyle görüntülü konuşurken mi yakaladınız? evet, ya yani sevgilisi, bilmiyorum sevgilisi olup olmadığını, ama şimdi şöyle anlatayım. Ben eşimi yatakta doyuramıyorum. Onun için başka arayışlar kendine buluyor. Nereden biliyorsunuz yatakta eşinizi doyuramadığınızı? Kendisi mi dile getiriyor bunu? Evet, kendisi dile getiriyor sürekli. Ne diyor? Sen beni yatakta doyuramıyorsun. Sen benim istediğimi yapmıyorsun. İşte o tür şeyler. Ne istiyormuş bu adam? Hayır şimdi Ya. yani tövbe estağfurullah. Doyurama ne demek? Sinir oldum da pardon yani. Benim eşim biraz çok doyumsuz bir adamdı kendisi. Aşırı doyumsuz yani. Peki yani size bunu söylediği zaman siz ona şey sordunuz ya, benden ne istiyorsun? Ya soruyorum. Yani uygunsuz o. Yani Anladım. anlatamıyorum şu an. Anladım. Evet. Size uygun düşmeyen, sizin Fantezi mi istiyor yani? Evet, ben kadıncağız daha söyleyemiyor işte küçük kendini. yaşta evlendim. Hayır, bazen şöyle bir şey olabilir. Hani çok fazla birliktelik isteyebilir ya da fantezi, uygunsuz fantezi mi istiyor? Uygunsuz fantezi mi söyleyemiyorum. Şimdi şöyle, sürekli birliktelik istiyor, Ha, sürekli. sürekli birliktelik Evet, istiyor. benim gücüm Sürekliden yetmiyor kastınız ne? buna. Her gün mü? Kaç kez? Her gün, her akşam, sabah akşam, sabah akşam. Yani Sabah akşam bu ben adamın işi gücü yok mu ya? tövbe. kaldıramıyorum bazı şeyleri. Hayır, kocanız Ve çalışmıyor mu?
Evet, çalışıyor hocam. Nasıl bu Ama kadar sabah hayatına akşam işte düşkün. işe giderken işten gelince herhalde Allah takılır. muhafaza. Evet. Ve şimdi şöyle. Tövbe Ben tövbe. Esra Hanım'ın uyguladığı şeyi de yaptım. Gitmek istediğimi söyledim. Tamam. Ama sürekli kendisi sorular soruyor. Sen neden böyle yapıyorsun? Gidince ne kadar kalacaksın? Soru Evet. soru. Sürekli. Gidince ne kadar? Siz kocanıza ne dediniz? Ben gitmek istiyorum. Evet, O da ne diyor? Gidince ne kadar kalacaksın? evet. Ona ne artık? Yani Yani siz zaten aldattı diye tamam, gidiyorsunuz. siz ne dediniz? Ne kadar kalacağım dediniz? bilmiyorum dedim. Ne Tamam. O ne gideceğini dedi? düşünmeye ihtiyacım var dedim. Ne kadar düşüneceksin? Ne kadar kalacaksın? Ona göre bana bir şeyler de. Ona o eminliği ver, o bilerek size şey istiyor. Hani ne kadar süre bilmem ne, ona göre herhalde kendini hazırlayacak mı, Ya bir şey ayarlayacak mı, ne soracağım. Sana yapacak? ne kadar süre kalacağım? Sen beni yıldırdın, bıktırdın demiyor musun? Yani şimdi kendimde de suç buluyorum. Nasıl Bazı suç? şeyleri istediğini veremediğim için. Çünkü ben de eksiğim. Öyle Ben demeyin onun kendinize. ya O şimdi şöyle isteksizliğim var benim. Biliyorum kendimi çünkü. cinsel isteksizliğiniz mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu verdiğiniz rakamları göz önünde herkesin isteksizliği olur. Bu ne sabah akşam? Yani sabah akşam baklava koysan önüne yiyemezsin ki. Sonra ben tatlı sevmiyorum diyebilir misin? Yani her zaman sabah akşam hani onun istediği şekilde olmayabilir. Ama siz şunu Yazık kadına, diyorsanız kendini ne kadar haftada kötü 3 gün hissettirmiş. yapsak da hani haftada 3 gün olsak da birlikteliği istemiyorum diyorsanız o başka bir şey. Ya her gün oluyor. Her gün hani ben istemediğim şekilde gene vermeye Peki çalışıyorum. bir şey Onun da farkına söyleyeceğim. var. Niye bu adamda bir psikolojik, bir cinsel problem olduğunu düşünmüyorsun da kendinde hata arıyorsun? O düşünceyi vardırtıyor bana. Benim yani psikolojim o kadar çok bozuk ki. Ben Peki başka bir kadına mı gittim. giderim diyor. Sen bana bunu yapmazsan. Evet. Bayağı yüzüne bunu söylüyor yani. Evet. Ben bir şey yapamıyorum. Gitti mi peki Niye başka bir kadına? Gördün gitmiş, mü? aldatmış. Sebebi de sensin demiş. Nasıl yakaladın başka bir kadına gittiğini? İlk defa evliliğimiz sürecinde dile getiriyor. Sürekli dile getiren bir adam kendisi. Sürekli yani. Yaptığın, ben yapmıyorum ama dile getiriyorum sana sürekli. Sen akıllanır mısın? Sen bir şeyler yapmaya çalışır mısın diye. Sürekli bana bunları diyor. Ama gidip gitmediğini eminim, yani emin olun ki hiç bilmiyorum. Ben sadece birini yakaladım. Önceden 2 defa daha yakaladım, affettim. Üçüncüsünü de affetmek istemiyorum. Nasıl Ama ne yakaladın ama? yapacağımı Yani bilmiyorum. hani onları gerçekten çok özel bir ortamda bir ilişki anında mı yakaladın? Yoksa bir Hayır. mesaj, bir yazışma mı yakaladın? Telefon görüşmesinde kayıt yapıyor, duydum. Görüntülü görüşüyorlardı galiba, değil mi? Bu görüntülü görüşme sonu dediğim ilk baştaki dediğim şekilde oldu. Sonraki önceki görüşmelerinde telefon sadece görüntülü değil. Şimdi bu Yani çekilir bana dert değil. Çekilir dert değil bu. Şimdi ben bir dakika diyor ki Esra'ya bir soru soracağım. Şimdi bir adam sabah akşam cinsellik istiyorsa burada bir problem yok mu? olmayabilir. Yani erkeğin cinsel dürtüsünün çok olması, her gün istemesi. Ha, günde 8 kez değilse 8 kez isteyen de var. Belli bir Ne? sayılara tamamlamak isteyen var ama yani sabah mesela erkeklerin kalktığı zaman, uyandığı zaman bir cinsel dürtüsü çok olur sabahları. Gece de çok olur ama bu onun illa bir bozukluk olduğuna değil, adamın dürtüsü çok. Cinsel isteği çok ama bu onun bir rahatsızlığa sahip olduğu anlamına gelmiyor. Günde 2 kez cinsellik istemek aslında normal. Çünkü günde 300 kez aslında erkeklerin aklına cinsellik geliyor. Ama tabii ki performans olarak yetişemezler buna ama günde 2 kez erkek istiyorsa bu hani çok onun bir problemi olduğunu göstermez. Hani testosteron seviyesi ya da cinsel istek dürtüsünün yüksek olduğunu gösterir. Ama siz Kadıncağız ne yapsın? biriyle evlendiğiniz zaman karşınızdaki insan sizin her dürtü isteğinize uyacak diye bir şey yok. Bu gerçekten bazen kadının istemediği zamanlar Ama olabilir. giderim Duygusal diyormuş. olarak tatmin olmayan bir şeyler olabilir. Peki Yani romantik bir adam mı? Alo. Hatta mı düştü seyircimiz? Alo. Alo. Romantik bir adam mı? Evet, çok romantik ve beni çok seviyor ama yani Bak o su da var ama. psikolojik olarak da çok baskı yapıyor. Sen bana şunu yapmazsan ben başkalarına giderim.
ne yapma? Yani birliktelik olmazsa. Evet. Mesela ben şunu merak ediyorum. Siz şimdi hala sabah akşam istiyor bu adam. Bunu anladım cinsellik. Ama siz mesela ne kadarına karşılık verebiliyorsunuz? Yani haftada 3 gün olabiliyorum ben diye bir ortak noktanız var mı? Yok. Kusura bakma şey diyecektim. Yani siz zaten her şeyi yapıyorsunuz. E ne o zaman problem? Siz mi bıktınız? Yani Esra Hanım diyor ki siz eşinizin her istediğinde karşılık veriyorsanız problem yok o zaman diyor. Şimdi şöyle ben onu doyuramıyorum. İstediği şeyi veriyorum ama... E ne daha ne istiyor? İstediği şekilde veremiyorum. Bu ne demek ya? İstediğiniz olduğumu anlayabiliyor. Ha, siz yani keyif aldığınızı gösteremiyorsunuz karşı tarafa. Evet. Onu söylemek istiyorsunuz. Ama sabah akşam bunu kendisi nasıl gösterecek? Yorulmuştur kadın. Ben aldatılmada gördüğü süre iğrendim. Evet bak bu çok normal. Şimdi eşinize sizin anlatacağınız aldatıldığını görünce iğrenmiş. Şimdi haklı olarak. Kadın aldatıldığını gördüğü zaman bir kere erkekten uzaklaşır. Erkek hemen ondan cinsel birliktelik bekleyemez. Kadın duygusuyla hareket ediyor. Cinselliği eğer siz onu aldatırsanız tiksinti gelir kadına. Sizden uzaklaşır. Başka biriyle paylaşma duygusu sizi uzaklaştırır. Siz eşinize bunu anlatacaksınız. Siz zaten iyi olduğunuz dönemlerde sabah akşam ki bunu yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Sabah akşam bir erkeğin hani cinsel dürtülerini karşılamak zorunda değilsiniz. Ama bu da onun anormalliği değil. Siz sadece mesela diyeceksiniz ki benim için biraz araya özlem girince ben o ilişkiden daha çok haz alıyorum. Sen hemen kendinin bu dürtülerini tatmin etme yolunda olma. Önce benim güvenimi kazan. Beni aldattın çünkü bu noktada benim güvenimi kazan. Ama kadın gidecek kaygısıyla ona cevap veriyor. Gidecek ama zaten o bedel ödetmek için gitme yolunu seçmiş. O da ne zaman döneceksin falan onları cevaplamayacaksınız. Ben sizin ses tonunuzdan da sizin çok saf, iyi niyetli ve daha çok böyle hani bilgileri ya da deneyimi kendinde toplayamamış bir kadın olduğunuzu çok iyi anlıyorum. Şimdi onun da bunu anlamış olması lazım ve siz şunu diyeceksiniz. Ben ne zaman duygusu olarak rahatlarım, sana tekrar güvenirim. Cinsellik olarak o noktada, ortak noktada buluşuruz. Ortak noktada buluşmak nedir? Gündüz sabah değil de haftada 3 gün bunu daha güzel yaşamak. Ve siz de bireysel olarak isterseniz ben de size yardımcı oluruz bu noktada. Cinsellikten keyif almak bir kadının öğrenebileceği bir şey. Sadece ondan soğuduğunuz için değil. Baştaki bizim sosyal baskılar, toplumsal baskılar da bir kadının cinsellikten haz almasını engelleyen şeyler olabiliyor. Ve kadın bazen cinsellikten haz aldığında kendini suçlu veya kötü hissedebiliyor. O yüzden bu noktayı da kendi başınıza öğreniyor olmanız lazım ki eşinizle güzelce yaşayabilin. Bu noktada size yardımcı da olabilir. Cinsel terapiler var bu noktada. İsterseniz hani bu noktada böyle bir sizinle bir yardımlaşma yaşayalım. Hani bir ben size de destek vereyim. Çünkü eşinizin bu isteği bence size sevgi de duyuyor. Ama hiçbir zaman kendinizi şöyle tanımlamayın. Ben eksiğim, doyuramıyorum. Böyle bir söz yok. Siz ne kadar eksik ve doyuramıyorsanız o erkek de sizi duygusal yönden tatmin edemiyor, doyuramıyor ki siz isteksizsiniz. O yüzden bunu da iyi bilmesi lazım. Önce size güven verecek, size değerli hissettirecek, sizinle konuşacak, sohbet edecek, sizi iyi hissettirecek. Siz o zaman ona cinsel yönden iyi bir şekilde karşılık verebilirsiniz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Nasıl tabii ki mesela her şeyin bir doktoru var değil mi? Kalbin ağrıyor, işte bir kardiyoloğa gidiyorsun. Hı-hı. Ne bileyim işte bel fıtığım var, boyun fıtığım var. Bir fizik tedavi uzmanı ya da beyin cerrahına gidiyorsun. Ayaklarında ağrı var, işte eklemlerinde. Evet. Bir ortopediste gidiyorsun. Cinsel problemin olduğu zaman da cinsel terapi uzmanları var. Tabii. Yani bu işin gerçekten tıbben okumuş, hı-hı, işin ilmini yapmış doktorları var. Cinsel terapi uzmanı. Evet. Birçok insanın hayatını kurtarıyor cinsel gerçekten terapi uzmanları. Gerçekten öyle. Bilmeyenler, mutlaka bilenler vardır ama bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi sanki bazı kendini bilmezler de burada Instagram'da yazmış bunlar konuşulur mu diyor. Evet efendim bunlar konuşulur. Bunlar konuşulmadığı için zaten evliliklerimiz bu hale geliyor. Ya hep mesela diyorlar ki cinsel konuşulur. Bu bizim eğitim alanımız. Biz bunun eğitimini gördük. Nasıl bu işte bu tarz hastalıkları, rahatsızlıkları düzeltebiliriz? Bunun yüzünden biten binlerce evlilik var. Her şey cinsellik üzerine kurulu. Siz bile nasıl doğdunuz ki bunu görmezden geliyorsunuz? Cinsellik konuşuyorsak burada ne yapıldığını konuşmuyoruz yani. Neden yapılmadığını konuşuyoruz.
Neden bu kadın eziyet çekiyor? Neden bu kadın o erkek karşısında kendini yetersiz hissediyor? Ve bu tıbbi bir konu. Cinsellik tıbbın içerisinde olan, fonksiyon bozuklukları olan bir konudur. Ve biz bunun derslerine eğitimini alıyoruz. Psikolojide bunu biz cinsel eğitim alıyoruz. Cinsel terapi eğitimleri alıyoruz. CİSET'in birçok yerin eğitimleri var. Psikiyatrlar alıyor, psikologlar yani alıyor. Her şeyin bir doktoru olduğu gibi cinsel problemlerimizin de ortadan kalkmasına yardımcı olacak bu işin uzmanları var. Cinsel terapi uzmanları. Konuşulmayan her şey büyüyor, yara oluyor. Ondan sonra evlilikleri bitiriyor ve kopuyor. Aynen öyle. O yüzden bana göre, bilmiyorum tabii, bir cinsel terapi uzmanı bunu daha iyi bilir. Nasıl ki bir evlilikte hiç cinsellik olmazsa problem, ama bu kadar çok olması da bence problem tabii gibi geliyor ki, yani. Tabii ki, çünkü ortak noktada buluşma kadın için de zor bir şey. Ama anormal diyemesek de bir şekilde, evet, her noktada nasıl orta noktada buluşacağız? Bunda da buluşmak lazım. Yani cinsellik konuşmayı ayıp olarak görmeyin. Bize, evet, doğuştan verilmiş iki tane dürtümüz var. Biri saldırganlık, biri de cinsellik. Bu sayede üreyebiliyoruz ve evrimsel olarak verilmiş bir dürtü, ama bunun bozuklukları da oluyor. Bunun için bir sürü tedavi yöntemi var. Bunun için de eğitim alıyoruz. Esra Ezmeci bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çok sağ ol.